Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nın 7. gününe başlıyoruz. Bugün çokgen günü. Çokgenleri işleyeceğiz sizinle birlikte. Yani 7. gün 1. videoda çokgenleri şöyle kısa bir özet geçeceğiz. 10-15 dakikamızı alır. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 56, 57, 58, 59, 60 ve 61'i çözeceğiz. Hocam çok fazla değil mi? Evet. Çokgenlerle ilgili ÖSYM'de bazen garip sorularla karşımıza geldiği için biz de burada her tarzı size göstermek istedik. O yüzden biraz süresi uzun olacak ama ya siz özeti hızlı bir şekilde geçeceksiniz. Sonra soruları siz kendiniz çözeceksiniz ve çözemediğiniz sorulara bakacağınız için aslında biraz rahatız. Süreye çok fazla takılmayın. E hadi bakalım 7. gün 1. videoya başlayalım. En kenarlı bir çokgen için öncelikle şunları şöyle bir tanıyalım. Şurası iç açısı burası da 180'e tamamlayan dış açısı. Dikkat ya bu iç açısıyken burası dış açı değil. 180'e tamamlayan açısı dış açı oluyor. Dikkat. Bu da nedir? İki köşeyi birleştiren doğru parçası da biz köşegen adını veriyoruz. Şöyle sözel formüller var. Bu sözel formüllerin ezberlemenize gerek yok. Kendinizi çıkartabilirsiniz. Kendiniz çıkarta çıkarta ezberleyeceksiniz zaten. Yani en kenarlı bir çokgen için konuşuyorsak eğer. Bir köşesinden en tane kaç tane köşegen çizilir? Hemen şöyle yapalım. Bir dörtgen çiz. Bir de beşgen çiz yeterli olacaktır. Bir dörtgen bir beşgen sonra kendin bulacaksın zaten. Dörtgende bir köşeden hop bir tane çiziyorsun. Beşgende bir köşeden hop iki tane. A dörtgende bir tane. Beşgende iki tane. Altıgende üç tane. Yedigende dört tane diye gidecek. O zaman kenar sayısının kaç eksiği oluyor? Üç eksiği olmuyor mu? O zaman bir köşesinden en eksi üç tane köşegen çizebiliriz. Bir köşesinden çizilen köşegenlerde bilmem kaç tane üçgen oluşturmuş bir köşeden çizdiğim köşegende 1, 2 tane üçgen oluştu dörtgende. Beşgende 1, 2, 3 tane oluştu. Altıgende 4, yedigende 5. Kenar sayısının hep 2 eksiği. O zaman genel formülümüz n eksi 2 olacaktır. Köşegen sayısı nedir? Köşegen sayısı tüm köşegenlerin sayısı. Onun ispatını yapmıştım. n çarpı n eksi 3 bölü 2. Ee, burada aslında şöyle diyoruz. Bir köşeden n eksi 3 tane çiziliyor ya. En tane köşeden n çarpı n eksi 3 çizilir ama Şuradaki köşeden çizdiğimle buradaki köşeden çizdiğim aynı olduğu için her birini iki defa saymış oluyoruz. O yüzden n çarpı n eksi 3 bölü 2 diyoruz. İç açıların ölçüleri toplamı da her, her zaman değil. İç açıların ölçülerin toplamı nedir? Üçgen sayısı kadar 180'dir. Çünkü dörtgende iki üçgen var. 2 çarpı 180. Beşgende 3. 3 çarpı 180. Üçgen sayısı neydi? n eksi 2 idi. n eksi 2 çarpı 180 derece olur. Dış açılar toplamı da her zaman sabit. Üçgendeki gibi dış açılar toplamı da 360 yapıyor. Yalnız sana burada ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Üçgende nasıl ki iki iç açı toplamı bir dış açıya eşit. Dörtgende de ya daha doğrusu çokgende de şunu diyebiliriz. İki iç açı toplamı iki dış açıya da, üç dış açıya da, dört dış açıya da, beş dış açıya da eşit olabilir. Yani karşına şöyle bir beşgen geldi. Buradaki iki tane iç açı verildi. Bu iki açının toplamı şuradaki diğer köşelerdeki dış açılar toplamına da eşit oluyor. Bu da ekstra bir bilgi olsun işine yarayabilir. Sorularda kolaylık sağlıyor. Bir de bu yıldız geldiği zaman yıldız yani 1, 2, 3, 4, 5 köşesi olduğu zaman içeridekilerin toplamı 180 oluyor. Sebep hocam şuradaki üçgene herhangi bir üçgene bakalım. Mesela şu üçgene bakacak olursak bu üçgende nedir? A, B ile E'nin toplamı burası oluyor. B artı E. Hocam şuradaki kırmızı üçgende de A artı C burası oluyor. Bak dikkat et toplamları 180 zaten çıkıyor. Bunu normal iki iç açı bir dış açıdan yapabilirsiniz zaten. Şimdi en kenarlı bir düzgün çokgene gelelim. Düzgün çokgende arkadaşım bir dış açısının ölçüsü dış yani düzgün çokgende de bizim için önemli olan zaten dış açı. Hemen dış açıyı bulurken de direkt 360 bölü n şeklinde bulacaksın. Bu neye eşitmiş? Dış açıya eşitmiş. Bir iç açısının ölçüsü de ya yani bunun sebebi de çok basitti. Çünkü e, dış açılar toplama dış açıların hepsi birbirine eşit ya. Alfa 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 en tane alfa en alfa 360'sa bir tane alfa da o zaman 360 bölü n eşit olur. Bir iç açısının ölçüsü de ne olacak? n 2 çarpı 180 bir tane iç açısının ölçüsü ya en kenarlıysa n'e böldüğüm zaman da bir iç açısını da bulmuş olurum. Yalnız biz bir iç açıyı şöyle de bulabiliriz. İç açı dış açıyı bulduk daha sonra 180 eksi dış açı şeklinde de söyleyebilirsin. Ki biz hep bu şekilde yapıyoruz dış açıyı bulmak daha kolay ya. E 180'den de dış açı çıkartırsam iç açıyı da bulur muyum? Bulurum. Evet dış açısı da bu şekilde iç açısı da bu şekilde bulunuyor. Sonra düzgün çokgenlerde eşit uzunlukta veya eşit sayıda kirişleri gören çevre açıların ölçüleri birbirine eşittir. Çünkü her düzgün çokgenin etrafına bir çember çizilebilir. Bak dikkat et. Bir kenarı gören açı alfaysa çevre açıdan 2 alfa oldu burası. Hocam kirişler eşitse burası da 2 alfa. Bak burası da alfa oldu ya da x kenardan alfa oldu. E hocam bu kiriş 2 alfa, bu kiriş 2 alfa. Bak iki kenarı gören burası o zaman bak 2 alfa oldu. Yani bir şunu diyoruz. Bir kenarı gören açı alfaysa, iki kenarı gören 2 alfa, 3 kenarı gören 3 alfa diye diye gidiyor. Hatta burada şurası dış açıya, 2 iç açı bir dış açı, dış açıda 2 alfa oldu. Yani iki kenarı gören açı aynı zamanda dış açıya da eşit diyebiliriz. Bu şekildeki e, açı sorularında gerçekten çok içimize yarıyor Bunu bilin. Sonra düzgün çökgende eşit sayıda kenara ayıran köşegenlerin de birbirine eşit olması da bilin. Mesela bu köşegen kaç kenar ayırmış? 1 2 3 kenar ayırmış. Bu köşegen 1 2 3 kenar ayırmış. Bu köşegen de 1 2 3 kenar ayırmış. Bu köşegenler hepsi birbirine eşit oluyor. Dikkat et şu köşegen de mesela şöyle çizecek olursam mavi çizeyim. Şu köşegen iki kenar ayırmış. Bu köşegeni de çizersem bu da iki kenar ayırmış. Bunlar da birbirine eşit diyebiliriz. Eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşit. ÖSYM bazı zor soru tiplemelerinde bu iki özelliği kullandırıyor haberiniz olsun. Şimdi düzgün çokgenlerde kenar sayısı çift sayı ise karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bu kare düzgün çokgendir. Düzgün altıgen Düzgün sekizgen, düzgün ongen, düzgün çiftgenlerde geçerli. Düzgün çiftgenlerde ne oluyormuş? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel oluyormuş. Ha, paralellik var ya. Düzgün çiftgenlerde o zaman böyle kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği karşımıza çıkabilir. Çünkü paralellik var. Mesela sen şurada şöyle bunu çizsen, "Hocam şunlar paralel ya. Şurada bir kelebek benzerliği oluşur." diyebilirsin. O yüzden düzgün çiftgenler geldiği zaman benzerlik konusuyla da karşılaşabilirsin. Aklında bulunsun. Başka ne diyebiliriz? Düzgün çiftgenlerde bir de en uzun köşegen simetri eksenidir. Simetri ekseni dediğimiz şey de şu, en uzun köşegen yani açıyı iki eş parçaya bölüyor. Bak bu da simetri ekseni. Hop. Bu da simetri ekseni. Hop. Simetri eksenleri de şurada çokgenin merkezinde kesişir. E simetri ekseni bu açıları iki eş parçaya böldüğünde unutmayalım. Bunu da kullanacağız. Hatta düzgün altıgende bu açıları yazınca 60 60 60 yapıyor. 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Peki düzgün çiftgenlerde bu en uzun köşegen simetri ekseni ise Düzgün tekkenlerde simetri ekseni ne oluyor? Düzgün tekkenlerde de bir köşeden karşı kenara çizilen dikme. Mesela en küçük düzgün çokgen eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende çizilen yükseklik iki eşit yarıya ayırmıyor mu? Simetri ekseni değil mi? Böyle katladığımız an üst üste gelmiyor mu? Geliyor. İşte düzgün beşgende de aynı şekilde. Buradan çizilen yükseklik simetri eksenidir. Açı ortaydır, kenar ortaydır. Aynı zamanda diğer simetri eksenlerini de şöyle çizecek olursam bunlar bir noktada kesiyor. Kestikleri noktada ne yapıyor arkadaşım? Kestikleri noktada merkezi yapıyor. Hatta şu merkez oluyor ya, şu dikmeler şöyle, tabanları da iki eş parçaya bölüyor zaten. Şu iç teğet çemberin yarıçapı oluyor burası. Çevrel çemberin yarıçapı da bak şunlar oluyor. Çevrel çemberin yarıçapı da bunlar oluyor. Aklında bulunsun. Hatta alanları da rahat bir şekilde dağıtabiliriz. Hep şuradaki üçgenler, bak bu merkezde oluşan köşelere giden şu üçgenlerin hepsi eş üçgen oluyor. Hatta buradaki kalan ise burası da, burası da, burası da, burası da, burası da şeklinde alan dağıtımı da bazen kullanabiliyoruz. Dikkat et 2A, 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 2A şeklinde e, bütün alanlarda birbirine eşit olmuş oldu. Çünkü hepsi aynı üçgen. RR iki tane çift çizgi. RR iki tane çift çizgi şeklinde olduğu için eş. Eş olduğu için oradaki üçgenlerin alanları da eş diyebiliriz. Şimdi düzgün çokgenin alanı. Şimdi düzgün çokgenin alanı karşımıza çıkar mı bilmiyorum ama formül olarak hiç gerek yok. Formül olarak ezberlemenize gerek yok. Eğer işte çemberin yarı çapı verilmişse şu bir kenar A ise en kenarlı bir çokgense Şöyle bir üçgen oluşturduğun zaman bu üçgenlerin hepsi eş üçgen oluyor ya. Hocam A çarpı R bölü 2 bir üçgenin alanı bir de N ile çarparsam N tane üçgen olacak. Mesela burada 5 tane var 5 ile çarpacağız bunu. Hocam çevre çemberi verildiği zaman ne yapacağız? R çarpı R çarpı sinüs alfadan bunu bulacağız. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2'den bu üçgenin alanını bulacağız. E bu üçgenden N tane var bir de bunu N ile çarparsın olay biter mi? Biter. Ha illa sinüs teoremini kullanmak zorunda değilsin. Bu açı 60 ise eşken üçgenin alanını bulup e ee, o zaman ne yaparsın? En kenarlıysa o zaman enle çarparsın. Gerçi burası satmışsa bu düzgün altıgen oluyor da neyse. Şimdi geldik düzgün beşgene. Düzgün beşgende şu simetri ekseni olduğunu zaten biraz önce söylemiştik. Bunda bir sıkıntı yok. Yani şuradaki açılar birbirine eşit olacak. Ee, hatta şu şey de söyleyebiliriz. Dur, simetri ekseni bu. Biraz önce söyledik zaten. E ee, düzgün beşgende bir de şunları söyleyebiliriz iç açısı. Dış açısını buluruz. Dış açısı 360 bölü 5'ten 72. 72'den dolayı burası 108 çıkar. 108, 36, 36 çıktı. Bak burası da 108, 36, 36 oldu. Hocam tamamı 70, 108 ya 72 oldu. 72 oldu. A köşegenler eşit oldu. Hocam düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşitti ya. Oradan da söyleyebilirdik. Bu köşegen iki kenara ayırdı. Bu köşegen de iki kenara ayırdı. Hatta düzgün beşgeni çiz bakalım şöyle. Düzgün beşgende çizdiğin her bir köşegen şu köşegende iki kenara ayırıyor. Bu köşegende Hocam buradan üç kenar ayırıyor. Hayır en az sayıda ayırdığı köşegene bakacaksın. Bu köşegende, e, bu köşegende, bu köşegende bütün köşegenler iki kenar ayırıyor. O yüzden düzgün beşgende bütün köşegenler birbirine eşit oluyor. Bunu da unutma. Evet burada da zaten eşitliğini de açıyla ispatlamış olduk. 36, 72, 72 üçgeni çıktığından dolayı. Hatta burada da şu e, simetri ekseninin, şu çizilen yüksekliğin niye açı ortaya olduğunu da gösterebiliriz. Bunu böyle çizsek, bunu böyle çizsek hocam bu ikizkenar oldu ya. E hocam x kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölüyor. Aynı zamanda açı ortay. E burası da 36 36 zaten. O yüzden çizgiye 36 çizgiye 36 muhabbetini buradan da yakalayabiliriz. Geldik düzgün altıgene. Düzgün altıgende bir kere karşıtlı kenarlar birbirine paralel düzgün çiftken olduğu için karşımıza kelebek benzerliği çıkabilir. Bu aklımızda bulunsun. Birincisi bu. Sonra a a a köküç oldu burası. Çünkü düzgün altıgende dış açısı 360 bölü 60'dan 360 bölü 6'dan 60 yapıyor. İç açısı da 120 derece yapıyor. O zaman 120 30 30 üçgen çıktı. A A ise A köküş oldu burası. Hatta burası da A. Ee, burası da 2 A şeklinde oluyor. Bak en uzun köşegen bir kenarın iki katı oldu. Buraya yaz istersen. Bak bir kenar A iken bu en uzun köşegen. Bu 60 60 oluyor. Bir kenarın iki katı. Ya da zaten şunu şu şekilde de yakalayabilirsin. Bir kenarın iki katı olduğunu. Çünkü bu düzgün çokgende, düzgün altıgende şunları çizecek olursan ee, simetri ekseni, simetri ekseni, simetri ekseni bunlar hep 60'ar derece oluyor ya. E 60'ar derece olduğu için eşit 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 eşkenar üçgen eşkenar üçgen eşkenar üçgen eşkenar üçgen bir kenar A'yken bir kenarda bak. 2A oldu mu? Oldu. Tamam. Hatta şuradaki muhabbetten dolayı yukarıya bir daha gidiyorum. Burada alan dağıtmayla da ilgili güzel sorularla karşılaşabiliyoruz. Şunu da bilmeni isterim. Şuradaki alana eşkenar burası 2S oluyor. Çünkü bu alanı yaz böyle. Bu alanı da yaz. 1'e 2 oran geliyor. S'e 2S oluyor. E bu simetriksini ya alanındaki eş parçaya bölecek. O yüzden burası da 3S olacak. Hatta 2S, e S şeklinde de ayrılabilir. Yani alan dağıtırken özellikle bu alan dağıtma çok hoşumuza gidiyor. Burası Sken, burası 2S, burası da 3S oluyor. Özellikle alan dağıtma sorularında gerçekten bu işimize yarıyor. Düzgün altıgende buradaki muhabbeti de bilmenizi tavsiye ediyorum. Tamam. Sonra düzgün altıgende eh, eşkene üçgenler S, 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 S. tamam. Ee, bir de şu S, 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 3S oluyor. Çünkü biraz önce de demiştik. Düzgün altıgende şekli bir daha çizeyim istersen şöyle. Düzgün altıgende şurası esken, burası 2s, es, burası kaç s oluyordu? 3s oluyordu. E, bu tam tam alan 6s oldu. E bir tane üçgenin alanı s ise, hocam bu da aynı üçgen s olur, bu da aynı üçgen s olur. Tamamı 6s olduğundan dolayı e, bunların hepsi s s s 3s oldu. İçeriye de ne kaldı? 3s kaldı diyebiliriz toplamının da 6 yapması için. Anlaşıldı. Şimdi alandan bahsedecek olursak altıgendeki alan da aynı zamanda ne yapıyor? Alttan eşkenar üçgenin alanı, alttan a kare kök 3 bölü 4 şeklinde de alana ulaşabiliyoruz. Özellikle uzunlukla ilgili soru soracakları zaman hem benzerlik hem özel üçgen konularından dolayı genelde altıgeni tercih ediyorlar. Özel açı falan filan ya da dik üçgen karşımıza çıktığından dolayı. Geldik düzgün sekizgene. Düzgün sekizgende de kardeşim şu köşegeni çizecek olursak hani bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı iki alfa demiştik ya. Bir kenarı gören açı alfaysa ise iki kenarı gören iki alfa. Hatta dış açıda iki harf yapıyor. 360 bölü 8'den dış açısı 45 ya. İki kenarı gören 45 derece oldu. Bak burada açı. Açı olarak baktığın zaman iki kenarı görüyor. O yüzden burası 45. O yüzden burası 45 dedik. E burada 45 45 90. kenar. A, A kökü, A kökü, A kökü, burası da A kökü olur. Ya da merkezden böyle yaptığın zaman 8 tane üçgen olacak ya. 360 bölü 8 buradaki açıyı verir böyle. Hatta buradaki açı dış açıyı veriyor bize. Hatta şöyle de güzel bir şey oluşturduğumuz zaman bak bu kaç kenarı görüyor? İki kenarı görüyor 45 derece. Bu da iki kenarı görüyor 45 derece. Bak 45 45 90 üçgen çıktı. A A A kök de diyebiliriz böyle durumlarda. Ama bunlar özellik olarak değil de şu bir kenarı gören iki kenarı gören mantığını bildikten sonra buradaki sonuçlara da sen de ulaşabilirsin. Peki alan olarak bir sorulacak olursa S alanı ne, yani e, tüm alan neye eşit? Hocam bu alan ben olsam tabana ait yükseklikten bulurum da Şimdi R çarpı R çarpı sinüs 45 bölü 2 yazayım ben. Bir tane alan alan. E bundan kaç tane var? 8 tane üçgen olacak böyle bundan. 8 tane olduğu için çarpı 8 dersek tüm alana da ulaşmış olur muyuz? Oluruz. Evet. Düzgün sekizgen de bu şekilde ama bunları ezberlemeyin. Temel mantıklarından kendimiz buradaki sonuçlara zaten hepsine ulaşacağız. Ve bunları şimdi sorularda göreceğiz. Evet. Tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. Genelde 15 dakika falan sürüyor zaten. Tekrarımızı yaptık. Sırada ne var? Sorular var. Hadi bakalım soruların çözümlerine geçelim. İç açıları toplamı 1620 olan iç açılar üçgen sayısı kadar 180. Yani n-2 üçgen sayısıydı çarpı 180 eşittir 1620'ymiş. E o zaman burada sıfırlar sadeleşti. 9 kere 8 72. 9 yapıyor galiba şunun da şu. Evet n-2 buradan 9 yaptı. N de buradan 11 çıktı. Bizden de kenar sayısı isteniyor. Cevap denizde oldu birinci soruda. 2'ye geldik. İç açıların toplamı n-2 çarpı 180. Neye eşitmiş? Dış açıları ölçüleri toplamının 9 bölü 2 katı. Dış açıları ölçüleri 360 değil mi her zaman? Bunun 9 bölü 2 katına eşitmiş. E burada o zaman 180 ile 360 sadeleşince 2. Bunlar da gitti. n-2 eşittir 9 yaptı. N'i de buradan 11 bulduk. Çokgenin köşegen sayısı nedir? Köşegen sayısı formülü n çarpı n-3 bölü 2 idi. 11 çarpı 11 eksi 3 8 bölü 2'den cevaba 44 olarak ulaşırız. Genelde bu formülleri veriyorlar böyle. Verdikten sonra işlemleri soruyorlar ama biz ne olur ne olmaz bilmiyormuş gibi davranalım. E şimdi geldik buraya. Şimdi ne yapacağız burada? Hepsini dış açıya taşıyıp dış açılar toplamı 360 diyebilirsin 1. Hepsini iç açıya taşıyıp iç açılar toplamı 1, 2, 3, 4, 5, 5, eksi 2 çarpı 180 diyebilirsin 2. Ama ben ne dedim? İki iç açının toplamı şu açıyla bu açının toplamı mesela ya da şu iki açıyı daha kolay mesela. Bu iki açının toplamı diğer dış açılara toplamına eşit değil miydi? İki iç açı bir dış açıya ya da iki dış açıya ya da üç dış açıya ya da dört dış açıya eşittir diye söylemiştik. Bak işlemi kolaylaştırır. 120 artı 80 neye eşit olacak? Dış açılar alfa 40 ve bunun da dış açısı 80. Alfa 40 ve 80 toplamına eşittir. 80'ler nanay alfa artı 40 120 ise alfayı da buradan 80 derece olarak buluruz. Cevap deniz çıktı. Çok da kolay bir şekilde çıkmadı mı? İki iç açı bir dış açı nasıl üçgende çok da kolaylaştırıyorsa bu şekilde çokgen sorularında da işimizi çok kolaylaştırıyor. Şekil A'da gördüğünüz gibi. Evet örnek 3 Denizli. Geldik örnek 4'e. Düzgün çokgenler verilmiş. Kare verilmiş. Altıgen verilmiş. Altıgenin dış açısı bu. Şu altıgenin dış açısı nedir? 360 bölü 6'dan 60. İç açısı 120 yapar. Hepsi bu noktada kesiyor ya. Buraya bakalım. 120. Bu dörtgen yani kare verilmiş. 90. O zaman ben buradaki iç açısını bulabilirim. Ya da benim için önemli olan dış açıya dış açıya yoğunlaşayım kardeşim burada. Şunun dış açısını şöyle uzatırsam. Hocam 90 sa bunun uzantısından burası da 90 olur. Buraya 30 derece kalır. A şuradaki düzgün çokgenin dış açısını 30 buldum. 360 bölü 30 bana kenar sayısını verir. Yani 12 çıktı. Köşegen sayısı nedir diye soruluyor yalnız. Köşegen sayısı da 12 genin 12 çarpı yani n çarpı n eksi 3 bölü 2'di. 12 çarpı 12 eksi 3 9 bölü 2'den 54 gelir. Cevap denizli oldu örnek 4'te. Örnek 5'e geldik. O bak köşeden çıkan açı. Bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı 2 alfa. Hatta bu da dış açı değil miydi? Lütfen bunu bil. Yani dış açısı 24'müş. Kenar sayısı 360 bölü dış açı bana kenar sayısını verir. Bu da kaç çıkıyor? 15 çıkıyor. Cevap 15 oldu. Lütfen bir kenarı gören açı muhabbetini bilin. Ispatta çemberden geldiğini göstermiştim. Ve iki iç açı bir dış açı yaptığından da göstermiştim sana. Evet örnek 5. Cehan olur. Geldik örnek 6'ya. Düzgün çokgenler. Birden fazla da düzgün çokgen geldiği zaman kenar eşitlerini mutlaka göster. Bu bir kareymiş. Bak düzgün çekgenin karenin bir kenarıyla düzgün beşgenin bir kenarı ortak. Şurada da eşitlikleri şöyle yazalım. Ana burada ne çıktı? Bir ikiz kenar üçgen çıktı. Gördüğün üzere. ilk önce ne yapıyoruz? Düzgün beşgenin dış açısı. Hocam 360 bölü 5'ten 72. İç açısı 108. Karenin zaten 90 olduğunu biliyoruz. E bunun tamamı 108 olduğundan dolayı buraya 18 kaldı. E, hocam x kenarlık çıkmıştı burada. 180'den 18 çıkarsak 162. 2'ye bölsen 81 çıkar. Cevap Edremit yaptı 6. soruda. 7'ye geldik. Evet düzgün beşgen ve eşkenar üçgen verilmiş. Bak eşkenar üçgen hangisi? FDC. FDC. Şuradaki eşitleri yazıyorum şöyle. Ee, sonra buraya da çift çizgi koyayım. Bir de düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenin bir kenarı da çift çizgi değil mi? Evet. Şu kenar eşitlerini mutlaka yaz. A burada ne çıktı? Aynı zamanda bir ikizkenar üçgen çıktı. Düzgün beşgenin bir dış açısı 360 bölü 5'ten 72. iç açısı 108 çıkar. Şuradaki eşkenardan dolayı 60'ları şöyle bir yazayım. Hocam burası 108 dereceydi. O zaman buraya 48 kaldı. E, bu 108 ya. Şuradaki ikiz kenardan 180'den 108 çıkart 72. 2'ye böl. 36-36 yapar taban açıları. E, buradaki ikizkenarın tepe açısı da 48. Bak sarı üçgendeki. 180'den 48 çıkart. 132. 2'ye böl. 66-66 olur buraları. E, burası 36 zaten. Alfa ile 36'nın toplamı da 66 olduğundan alfayı da 30 derece olarak buluruz. Cevap balık kesir yaptı. Örnek 7'de. Geldik örnek 8'e. Evet kenar eşitlerini mutlaka yazıyoruz. Düzgün altıgen ve karenin birer kenarı ortak. Bak ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Düzgün altıgen dış açısı 60 derece. 360 bölü alttan iç açısı 120. Burası da 120. Kare de 90 derece. Hocam toplamı 360 eşitleyip şurayı bulabiliriz. Ee, ya da şunun uzantısından şöyle de yapabilirsin aslında. Hocam uzantısından 120 ise burası 60. E, buraya 30 kaldı. E, burada x kenar ya. Burası da alfa oldu. 2 iç açı bir dış açı uzantısı olduğu için 2 alfa eşittir 30'dan. Alfayı da böylelikle 15 derece olarak buluruz. Yani e, şey de yapabilirsin. 120 90 daha kaç yaptı? 210 yaptı. Buraya 150 derece kaldı deyip 180'den 150 çıkartıp 2'ye bölekte alfayı da yine bulabilirdin. Ama ben şu dış açı olayını daha çok seviyorum. Özellikle düzgün çok yerlerde dış açı daha çok önemli olduğundan dolayı. Evet örnek 8 akçay oldu. Geldik örnek 9'a. A Aa, alan dağıtma var. S1 ve S2. Bak şimdi Ali Kara uzunluğu K iken Kenan Bey uzunluğu 3K verilmiş. K iken burası 3K verilmiş. E ne yapacağız? Alan dağıtacağız. K'da kalan ve 3K'da kalan şeklinde hemen üçgen oluşturalım. Hocam K'da kalan A ise 3K'da kalan neydi? 3A'ydı. Peki şurada kalanla burada kalandan neydi? 1'e 2 oran yok muydu? Hani S, S, 2S, 3S şeklinde söylüyorduk. Evet. o zaman burada 1'e 2 oran olduğu için burası 4A ise burası 2A olmak zorunda. E simetri ekseni bu. 6A ise burası. E burası da 6A olmak zorunda. Şimdi S1'e bakar mısın? S1 toplamda 2A ile A'nın toplamı. Yani 3A bölü. S2'ye bak. S2'de 6A ile 3A'nın toplamı 9A yaptı. Yani cevap 1, 1 3 çıktı. Evet örnek 9. Akçay oldu. Geldik örnek 10'a. Bak. Karşıtlı kenarları böyle düzgün çiftkenlerde. Karşıtlı kenarlar paralel olduğu için karşımıza bir benzerlik çıkabilir demiştim. Zaten ben hemen şekle dikkat ettim. Şekle dikkat edince şurada kelebek var dedim. Ee, kelebeği görünce de altıgen olduğunu görünce tamam hocam. Karşıtlı kenarlar birbirine paralel zaten. O yüzden bunlar ne olmak zorunda? Paralelse kelebek benzerliğini uygulayabiliriz. E bunlar eşit verilmiş. Boşuna verilmemiştir. 2A. Her yer 2A. A. 2A yazınca kelebekteki oran 1'e 2 çıktı. 2 ise o zaman burası 4 yaptı ve şu uzunluk toplamda 6 oldu. Bu en uzun köşegen değil mi? Evet. Simetri ekseni en uzun köşegendir. En uzun köşegende bir kenarın 2 katıdır. Yani bir kenar kaç olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Çevre isteniliyor bizden. Bu 3'ten altıgenin çevresi kaç yapar? 6 tane 3 yapar. O da 18 olur. Yani cevap balık kesir oldu 10. soruda. 11'e geldik. Bak şu kenarla bu kenar eşit verilmiş. Burası da eşit. FE ile DK birbirine eşit ve D eleman AK. Yani şu doğrusal demiş. Arkadaş ilk önce bu simetri ekseni mi? Evet simetri ekseni. O zaman simetri ekseni olduğu için 60-60 diye ayırır. E bu doğrusalsa bu da x kenarsa bu açılar eşit ve toplamlar 60 olduğundan 30'ar derece çıkar. E burada 30-30-123 keni çıktı. E o zaman burada ne oldu? 5 kökçü bunlar 5-5 yapmak zorunda bir kenar 5 ya. Bir kenar 5. Bu da simetri ekseni. Bir kenarın 2 katıydı. Yani oradan dolayı örnek 11'i Ceyhan buluruz. Geldik örnek 12'ye. Yukarıdaki 6 adet eşkenar üçgen. Şu şekilde. 6 adet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı zamanda düzgün altıgeni oluşturdu değil mi? Evet. Eşkenar üçgenler oluşan düzgün altıgenin üçgenleri şekil gibi dışa doğru açılıyor. Mavi üçgenler dışa doğru açılmış böyle. Tamam. Tamam. Şimdi bu dış açısı kaç derece? 60 derece. Düzgün altıgen olduğu için. Bu da 60, bu da 60, bu da 60, bu da 60. Anladın olayı sen. 60, 60 ise 60 ya da bunu açtığın zaman bu eşkenar üçgense bu da eşkenar üçgen olur diyebilirdin. Bunların hepsi ne oldu arkadaş? Açılmış hali. Bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da eşkenar üçgen. E bu 6 tane eşkenar üçgen var burada. Sarılar da açılmış bu arada. E içeride de 6 tane eşkenar üçgen vardı zaten. Şöyle çizeyim istersen. Şöyle çizeyim. Ve bu eşkenar üçgenlerin hepsi aynı üçgen değil mi? Evet buradaki alanların hepsi zaten A A A A A A A'ydı. Açtığın zaman burası da A. Bunu açtığın zaman burası da A. Burası da A. Burası da A. Burası da A. Burası da oldu. Son durumda altıgenin çevre uzunluğu. Alan istenmiyormuş. Çevre uzunluğu isteniyormuş. kenar uzunlukları da eş olduğunu gösterdik ya. Kenar uzunlukları da aynı. Her bir kenara A dersem. Hocam burası A 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 Son durumda altıgenin çevre uzunluğu 24-60. Önceden 6 aydı çevre uzunluğu değil mi? Bunun çevresi çevre 1 6A. Çevre 2'ye bak bakayım. Hocam 2, 4, 6, 8, 10, 12A mı yaptı? Çevre 2 12A yaptı. 12A'dan 6A'yı çıkartırsan 12A eksi 6A bize e, artan çevreyi verir. O da 24'müş. Yani 6A 24 ise A'yı buradan 4 olarak bulduk. Başlangıçtaki düzgün altıgenin alanı nedir diye soruluyor. Bir kenar 4 olan Alt tane eşkenar üçgen eşken yok mu burada? Var. E o zaman alt tane a kare kök 3 bölü 4 bana cevap verir. O da 24 kök 3 olur. Yani 12. soru Cehan oldu. Geldik 13. soruya. KLM'nin paralel kenarı. Şu bir paralel kenar. Biçimindeki kağıdın üzerine birbirine eş düzgün altıgen şeklindeki şekildeki gibi yapıştırıldıktan sonra düzgün altıgenler bu şekilde yapıştırılmış. İkisi pembeye boyanmış. Bir dakika. Ee, sonra açıkta kalan Bölgelerden ikisi sarıya boyanmış, diğer ikisi de pembeye boyanmış. Pembe renkli bölgelerden birinin çevresi 32. Hmm. Şimdi düzgün altıgen. Yani. Dış açısı kaç derece? Hocam, dış açısı 60 derece, iç açısı 120 derece. Hocam burası 120, burası 120, burası 120, burası 120, burası da 120, burası da 120. E bu paralel kenar 120 ise burası kaç derece olur? 60. Aynı şekilde paralel kenar olduğundan burası da 60. E burası 120, 120 tamam. E, burası da 120 ya. Hocam burası 60 olur. Burası da 120 ya. Burası da 60 olur. 120, 120. Dikkat et. Bir altıgen. Şu simetri ekseni değil midir? Evet. Hatta burası 60, 60 olduğundan dolayı bu karşılıklı kenarlar paralel ya. Burası da 120 ya. Hatta şu kenarda buna paralel oldu. E hocam şunun da şu birbirine paralel. Zaten burası düzgün altıgenin yarısı yaptı. Bak gördün mü? Şurası gördüğün üzere her bir kenara x x x dersek o şekilde şey yaptığını görüyorsun. Şuraya x x x dersek, bu da aynı şekilde x x x olduğunu görüyorsun. Hatta burası 2x. Hocam burası da ne oldu? 2x olmak zorunda. E o zaman x x x x 2x. Tamam, burası da x, burası da x. Şunu şöyle uzatırsam, hocam dış açısı 60 derece, dış açısı 60 derece, 60. Eşkenar üçgen eşken oluştu. X, x x x oluştu. Burada e, dış açısı 60. E, sonra burada da şunu uzatırsam, hocam bunun dış açısı 60. Burası da 60 oldu. E Burası da x x x oldu. Şimdi Başka ne var burada? Bizden pembe renkli bölgelerden birinin çevresi. Hadi şuraya yoğunlaşalım. Hocam burası bak ne yaptı? 60-60. Burası 60 dereceydi ya. Ya şunun da şu paralel. E bunun da bu paralel. Şurası bir paralel kenar oldu. Güzel. 2x'e o zaman burası da 2x olmak zorunda. Burası x'e burası da x olmak zorunda. Şimdi dikkat et çevresine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8x eşittir 32 verilmiş. X'i buradan 4 olarak buluruz sarı renkli bölgelerden birinin alanı nedir diye soruluyor. Hocam bu düzgün altıgenlerden birinin yarısı değil mi? Çünkü bak şunun da şu aynısı. Düzgün altıgenlerden birinin yarısı isteniliyor arkadaşım bizden. Ha yarısı olduğunu anlayamazsın belki. O zaman şunu uzatırsın. Bunu uzattığın zaman burası 60 oldu mu? Oldu. Dış açıdan dolayı. 120'nin dış açısı. 60 60 ise bak, burası da 60 oldu. E bunu uzatırsan e, burası da 60 60 60 yapacak. E burada da ne çıkıyor o zaman? 1 2 3 tane eşkenar üçgen çıkıyor. 3 tane ee, X'i 4 bulmuştuk zaten. X 4. Bir kenarı 4 olan eşkenar üçgen. A kare 3 bölü 4. Yani cevap böylelikle 12 köküç çıkar mı? Çıkar. Cevap Edremit oldu 13. soruda. Geldik 14. soruya. Bir eşkenar üçgen, bir dik üçgen. Bak burada eşkenar üçgen var. Şunlar birbirine eşit. Dik üçgen var burada. Bir düzgün beşgen. Düzgün beşgen olduğu için kenarlar birbirine eşit. Ve düzgün altıgen verilmiş. Buradaki düzgün altıgenin kenarları da birbirine eşit olacak. Şöyle eşitleri göstereyim size. KLM eşkenar üçgeni ile MNPRS düzgün beşgenin çevre uzunlukları birbirine eşit. E hocam o zaman hocam bu 5'in katı çevresi bu da 3'ün katı 15'te birleşiyorlar. Bunlara 5K 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 diyelim ama bizden en son katı isteniliyor oran isteniliyor. Oran istenildiği için hiç K katı falan dememize gerek yok. Buraya 5 5 5 dersem çevresi 15 çevresi 15 bunlar da 3, 3 3 3 3 3 olur mu? Olur. E, 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden burası 4 çıktı. Benden şu altıgenin alanı üçgenin alanının kaç katıdır diye soruluyor. Altıgenin alanı alt tane a kare kök 3 bölü 4'tür. Bölü üçgenin alanı da şu dik üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 değil midir? Evet. Şunlar gitti. 24 Kök 3 yapar burası. Aşağısında 4 kere 3 12 bölü 2'den 6 yapar. O zaman cevap 4 kök 3 yapar. Cevap denizli oldu. 14. soruda. Geldik 15. soruya. Alanlar oranı isteniyor. Bak bu simetri ekseni bu da simetri ekseni. Simetri eksenlerin kesim noktası burası. E o zaman bizden alan dağıtımı da isteniyor. Bu da simetri eksenin devamı olmak zorunda. E diğer köşeden de ben şunu şöyle çizecek olursam. Hatta şuraya geleyim. Hatta şuraya geleyim. Şimdi bu oluşan üçgenlerin hepsi aynı üçgenler olmuyor muydu? Evet. Bak simetri eksenlerin kesim noktası merkezi oluyor. Merkezden köşelere geldiğim zaman şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen, şu üçgen ve şuradaki üçgen aynı oluyor. E, simetri ekseni aynı zamanda kenar ortay oluyor. Simetri ekseni aynı zamanda yükseklik ve kenar ortay oluyor. Hatta bu da kenar ortay oluyor. E o zaman ben burada alana a, a dersem. Bu üçgenin alanı 2A ise burası da 2A, burası da 2A, burası da 2A, AA diye paylaştı. Burası da 2A, AA diye paylaştı. Alanlar oranı isteniyor. Alan EK'de EK'de 2A bölü şuradaki alan A alanı isteniyor. O zaman cevap buradan kaç çıktı? 2 çıktı. Yani cevap Ceyhan çıktı 15. soruda. Geldik 16. soruya ön yüzü sarı arka yüzü pembe olan düzgün altıgen verilmiş ve buradan böyle katlanmış. Arkadaş katlama sorularında ilk önce BC yüzünde 4 olarak vermiş. Buradaki bilgiyi de yazayım. KL uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. İlk önce düzgün altıgenin dış açısı hocam 360 bölü altından 60 iç açısı 120 derece. Şimdi iç açısı 120 ya bu simetri ekseni değil mi? Evet simetri ekseni olduğu için 60'a 60 böldü burası. Hocam burası 120 katlamada Katlamada üst üste binen açılar eşit olacak. 120 A dış açıdan 60 burası da 60 oldu. E 60 60 60 eşkenar üçgen çıktı. 4 ise burası da 4 burası da 4 oldu. Sonra ben buraya bir x dersem hocam katlamadan dolayı burası da x değil midir? Evet. Şimdi burası da 60 60 simetri ekseninden dolayı burası 120 ise burası da 120 yapar. Dış açısı 60 60 60 60 yaptı burası da. Şimdi başka ne diyebiliriz burada? E, ben bunu böyle katlamışım. Şuradaki uzunluğu falan söyleyebilir miyim? Şuradaki uzunluk ya hocam buradaki uzunluk da 4 olur diyeceğiz ama şimdi şey ayıp olmasın demeyelim. Dur bakalım. Şimdi bir uzunluğa ne dedik biz? X dedik. Hocam burası da X ya. E, o zaman burası da ne oldu? Aa burayı da 4 buldum ya. Katlamadan dolayı şu üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Yani burası da 4 oldu. Bir kenar kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Kaleye isteniliyor bizden. Arkadaş şurası 8. Burası da 8 mi? 8. Şimdi kaleye bakalım. Şuradaki katlamadan dolayı Bak burada da eşkenar üçgen var şöyle. Hocam katlamadan dolayı şu kenarlar da eşit. E burası da 8'si. Bunlar da 4 4 yaptı mı? Yaptı. Evet artık bizden şu uzunluk isteniyor. Artık bizim şeyden yapabiliriz. Hocam bak şöyle bir yamuk çıktı. Bak iki yoldan yapacağım. Şöyle bir yamuk çıktı karşıma. Şurası bunlar eşit. Bunlar da eşit şöyle. Hocam 8. Burası 4. Burası da 4. 16 çıktı burası. Burası da 8. Direkt orta tabandan yapabiliriz. Yamukta orta taban oldu. Çünkü bunlar paralel. 16 artı 8 bölü 2. 24 bölü 2'den cevap 12 çıkar. Ya da daha yamuğu görmedik hocam diyecek olursanız da şuradan şuraya bak ee, buraya K diyecek olursam K. 2K'da 16'dan 8'e kaç düşüş var? 8 düşüş var. K'da o zaman 4 düşüş olacak. O zaman 16'dan 4 düşürsem burası da 12 olacaktı diyebilirsin. Bu tekniği sana zaten üçgende gösterdim. Bu teknikle de çözmek istedim. Çok güzel bir soru. Hoş bir soru. Tam ÖSYM'lik bir soru. Burada eşkenarların falan çıkması mükemmel olmuş. 16 Denizli geldik 17'ye. Şekil 1'de çevresi 12 altıgen çevresi 12 bir kenar 2 mi yapıyor o zaman? Evet. 12 üst yarısı sarı, alt yarısı turuncu olan düzgün altıgeni şeklinde kağıt gösterilmiştir. ABCDEF düzgün altıgeni BE boyunca kesilip ya yani simetri ekseni boyunca kesilmiş. Bir kenar 2 katı olmuyor muydu burası? Evet. Aynı zamanda simetri ekseni olduğu için 60 60 oldu burası. Yani şurası 60 60, burası da 60 60. Ee, buraları 120'şer derece ve kısa kenarın 2 olduğunu, uzun kenarında 4 birim 4 birim olduğunu biliyoruz. Burası da 2, burası da 2, burası da 2, burası da 2 değil mi? Evet. Oluşan yeni şeklin çevresi nedir diye soruluyor. E bitti kardeşim ne var bunda? 4, 2, 2, 4, 2, 2 soruluyor bize. 4, 8, 12, 16. Şeklin çevresi 16 yaptı. 17. soru Akçay oldu. Geldik 18. soruya. Çekil 1'de ABCDF düzgün altıgenin şeklindeki kağıt üzerine düzgün beşgen yerleştirilmiş. e Düzgün beşgende birer kenarları ortak. O zaman eşit kenarları yazacağız. Düzgün altıgende şu kenar eşitlerini yazdım. Düzgün beşgende de kenar eşitlerini yazıyorum. Ana ne çıktı burada? İkisi üçgen çıktı. Hemen düzgün beşgen dış açısı 360 bölü 5'ten 72 iç açısı 108 çıkar. Bak burası 108. Hocam düzgün altıgenin dış açısı 360 bölü 6'tan 60 iç açısı 120 çıktı. Hocam bunun tamamı 120 ise 120'den 18 çıkarsa buraya 12 derece kaldı. İkisi e, üçgen burası ne oldu o zaman? Hocam burası 180'den 12. Şu açıları da bulabilirim. 180'den 12 çıkart. 168. 168'i de 2'ye böldüğümüz zaman 84 mi geliyor? Evet. E hocam burası 96 yapar. 180'e E Düzgün 5 genç açısı 108'di. O zaman buraya 12 kaldı. Bak 108 burası. 12 burası. Ve buradaki açı da x değil mi? Yani 108 12. 108 12 daha 120 e, 180 kaç derece yapar? 60 derece yapar. Dolayısıyla cevap Balıkesir çıkar örnek 18'de. Geldik örnek 19'a. Aşağıda ABCDF düzgün altıgeni şeklindeki trafik tabelası uzunluğu 24 eksi 5 köküç olan şurası 24 eksi 5 köküç olan KN diri üzerine dik olarak monte edilmiştir. Evet CNN'de 5. Arkadaş burası 5 5. Yani şurası 5 5. A bu tam böyle 5 5 böldüyse arkadaş bunun devamı da böyle dik olarak giderse eğer Şimdi karşı kenarlar paralel ya. Şununla şu paralel ya. Şurası dikti zaten. Burası dik ya. Z'den dolayı burası da diktir. E o zaman bu da böyle ne olmak zorunda? Simetri ekseni olmak zorunda. Bu 5 5 ise aynı zamanda burası da 5 5 olur. Niye? Bunu da çizsem böyle. Burası 120. 30 30 yapıyor ya bunlar. Burası da 90 oldu. Dikdörtgen oldu. 5 ise 5. 5 ise 5. Yani bu direğin devamı tam bunun orta noktasına doğru geliyor. 5 5 olarak. Ve burası da 90 derece oluyor. KE uzunluğu isteniyor bizden. Şuradaki uzunluk isteniyor. Buna karşılık ben ne elde etmeliyim kardeşim? 90 dereceye karşılık getirmeliyim. Ve buranın da 24 eksi 5 köküç olduğunu biliyorum. E üçgen. Hocam şöyle mi üçgen oluşturacağım? Yok. Burada da simetri ekseni çizsem daha hoş olacak sanki. Evet. Şimdi simetri ekseniyle şu kenarla şu kenar paralel ya. E Bunlar da 60-60 olduğundan dolayı. E, burası da 120 derece olduğundan bak bunlar da paralel. O zaman şunda da şu paralel 90'sa. Burası da 90 yaptı. Dik üçgene karşılık geldi. E hocam şu uzunluğu ben nasıl bulacağım? Bu her bir kenar 10 değil mi? Evet 10. Şimdi sen buradan şu kenarı bulmaya çalışacaksın. Ya da bu kenarı bulmaya çalışacaksın. Hocam burada şunu da çizecek olursam. Bak şurası. İkiz kenarda çizilen açı ortaya oldu. 90 oldu. 60 ise bak burası da 30 derece oldu. 90'ın karşısı 10 ise 30'un 5. Burası 5 kende. Burası 5 köküç yaptı. Burası da 5 köküç yaptı. 5 köküç ise burası da 5 köküç yaptı. Ve şu uzunluğa dikkat eder misin? 24-5 eksi köküç artı 5 köküç. Yani 24 yaptı. Peki şu uzunluk kaç yapar şimdi? 30'un karşısı e, 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5 ya. Şurası 5. Bak burası 5. Şu dikdörtgenden dolayı burası da 5. Yani 5 5 10 aynı şekilde burası da 10 mu çıktı? Evet. Şuradaki üçgene dikkat et şimdi. Şöyle bir dik üçgen var. Hocam burası 10. Burası 24 eksi 5 3 artı 5 kökü 3 yani 24. Arkadaş burası 2 çarpı 5. Burası 2 çarpı 12. O zaman burası da 2 çarpı 5 12. 13 üçgeninden 26 çıkar mı? Çıkar. Yani cevabı böylelikle Ceyhan olarak buluruz. Ve burada artık bir mola verelim. Bayağı yorulduk sanki. Geri kalanı da bir sonraki dersimizde yapacağız. Yani 5. günün 2. videosunda yapacağız. O zaman bir sonraki dersimizde 5. gün demişim. Pardon 7. günün 2. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.